Bu videoda sizinle 35 artı 22 artı 10 artı 16 işleminin sonucunun ne olacağını bulmaya çalışacağız. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve işlemi benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin. Hadi şimdi de birlikte yapalım. Bu işlemi yapmanın birden fazla yolu olduğunu biliyor olmalısınız, bilmiyorsanız da dert etmeyin öğreneceksiniz. Ben basamak değerlerini kullanarak yapmayı tercih ediyorum. Örneğin 35'i ele alalım. Burada 3 tane onluk, 5 tane de birlik var, öyle değil mi? 3 onluk, 30'dan başka bir şey değil. Bu yüzden de 35'in 30 artı 5 olduğunu düşünebiliriz. Aynı mantıkla 22 yerine de 20 yani 2 onluk, artı 2 yani 2 birlik yazabiliriz. Sonra sırada 10 var ki bu da bir tane onluk demektir Birlik yok. O halde artı 10 yazıyorum. 16'yı da bir onluk, yani 10 on, artı 6 tane birlik yani 6 olarak yazabiliriz. Şimdi sayıları bu şekilde ifade ettik ama bunun neden faydalı olacağını sorguluyor olabilirsiniz. Hemen açıklayayım. Bakın, işe onlukları toplayarak başlayacağım. 30, 20, 10 ve 10. Sonra da birlikleri yani 5, 2 ve 6'yı. İşlemleri yaparken bu şekilde düşünmenin neden faydalı olduğunu az sonra daha iyi anlayacaksınız. Hadi yapalım. 30 artı 20 artı 10 artı ve bir de morla yazdığımız bu onu da ekleyelim. Yazdıklarımın üzerinde çizeyim, kafamız karışmasın. 30, 20, 10 ve buradaki 10. Geriye birler basamağından ibaret olan sayılar kaldı. Onları da yazıyorum. 5 tane birlik üzerine çizeyim. 2 tane birlik. Bunu da çizeyim ve buradaki 6 birlik. Şimdi buraya gelelim. 30 artı 20 neye eşittir? 50, öyle değil mi? 50 artı 10 ise 60 eder. Ve buna bir tane de 10 daha ekleyince 70 elde ederiz. Harika, buranın toplamı 70'miş. Bunu isterseniz 3 onluk, 2 onluk, 1 onluk ve 1 onluğu topladığımızı da düşünerek yapabilirsiniz. 3 artı 2 artı 1 artı 1 7 eder ve 7 tane onluk da 70'e eşittir. Aynı şeyi burada da görebiliriz. 3 onluk artı 2 onluk artı 1 onluk ve artı 1 onluk daha. 7 onluk yani 70 eder. Peki, geriye kaldı bunlar. Hemen onları da toplayalım. 5 artı 2, 7'dir. 7 artı 6 ise 13. Hemen yazıyorum. 70 artı 13. Peki, 70 artı 13'ün sonucu nedir? İsterseniz 13'ü de yukarıda yaptığımız gibi baştan yazabiliriz. Yani 10 artı 3 diye. Öyle değil mi? Toplama işleminin şimdi ne kadar kolaylaştığını görüyorsunuz. 70 artı 10, 80 eder. 80'e 3 ekleyince de ya da 8 onluğa 3 birlik olarak da düşünebilirsiniz. 83 buluruz. İşte bu kadar.